birçok kurum maalesef ki haklarımızı gözetmiyor. Gözetmediği için de biz de böyle çeşitli zorluklar yaşayabiliyoruz. Yönetim biçimiyle doğrudan bağı vardır. Tabii ki bunun yerel yönetimleri ayağı vardır. Bunun iş çevreleriyle ayağı vardır ama teşviki boyutuyla genel yönetimle, yani devlet yönetimiyle doğrudan bir bağı var. Nasıl diyeceksiniz? Mesela 2011-12 yıllarında bu EKPSS sınavı diye bir sınav çıkarıldı. Evet, özünde iyi bir şey. Yani EKPSS sınavıyla engel gruplarının durumuna uygun sorular sorulmakta ve bu sınavda puanlar alan insanlar bir şekil engelli atamalarından faydalanmak. Ama mesela yaklaşık 2 senedir, 3 senedir, hatta pandemi öncesinden bugüne sizler de çoğu sefer resmi gazetede yayınlanan yönetmelikleri takip ediyorsunuz. Harıl harıl kurumlara personel alınıyor. Ama mesela engellilerin sayısı o kadar az ki, yani devlet %3'lük engelli kotasını maalesef bir türlü dolduramıyor. Veya bunun doldurulması için yeterli atamalar yapmıyor. Örneğin bu senenin başında 2323 kişilik bir atama hakkı verildi ve bu yeterli değil. Çünkü işsiz engelli yurttaş çok. Yani gerçekten. Şimdi bir işsizlik olduğu gibi bir de engelli maaşları olsun, sosyal yardımlardan alınacak tutarlarda eve gelen hane gelirinin de hesaplaması o kadar sıkıntılı bir durumda ki, yani eve gelen gelirin 1/3'ünü geçiyorsanız engelli maaşını alamıyorsunuz. 2/3'ünü geçiyorsanız evde bakım maaşını alamıyorsunuz. Ki zaten evde bakım maaşı engelli, yani ağır engelli durumunda bulunan insanlara verilen bir şey. Ama buna rağmen bunların kısılması için o kadar çok şey yapılıyor ki, o kadar çok çalışma yapılıyor ki, mesela geçen senenin seçimlerden önce bir yönetmelik çıkarıldı ve artık eve gelene her türlü gelir, eskiden bazı gelirler istisnaydı buradan, eve gelene her türlü gelir hesaplanıyor ve buna göre bir engelli yurttaş engelli maaşını alabiliyor mu? İşte 2022 sayılı kanun kapsamında bu maaştan faydalanabiliyor mu? Ya da 2828 sayılı evde bakım kanunu kapsamında verilen evde bakım maaşından faydalanabiliyor mu? Bunu bu şekilde belirliyor. Yerel yönetimler geliştirdiği faaliyetlerle engellilerin istihdamını teşvik etmek zorunda ve aynı zamanda çalışma imkanı bulunmayan insanlara da verilecek sosyal yardımların hiçbir kritere bağlı tutulmadan bunların verilmesi lazım. Ya böyle bir şey olamaz, yani sen evine bir kuruş gelir geliyor diye sosyal yardımları buna göre dizayn edeceğim diye, böyle bir, yani sosyal hukuk devletlerinde böyle bir şey yoktur, yani olamaz. Ama işte maalesef ki bizim devlette böyle bir şeyler oluyor. Bunu söylediğimiz zaman da insanlar, efendim devletinizi kötülüyorsunuz. Hayır, biz kimseyi kötülemiyoruz. Biz olanı söylüyoruz. Bunu diyenlere de söylüyorum, yani gelin bu maaşlarla yaşayın, yaşayabiliyorsanız. Benim belirteceğim şeyler özellikle eğitimde, istihdamda, erişilebilirlikte ve benzeri konularda fırsat eşitliğinin yaratılması, sorunların çözülmesi için herkesin üzerine düşen ne varsa bunları yerine getirmesi. Yani biz kimseden herhangi bir lütuf beklemiyoruz. Ya da bize gelin biz evde oturalım, siz de cebimizi parayla doldurun ya da bize sürekli bir şeyler gönderin. Böyle bir derdimiz yok. Bize fırsat verin. Biz kendimiz işimizi yaparız, hakkıyla yaparız. Sizler de daha doğrusu topluma ve insanlara faydalı olmak istiyoruz ve bunu evde oturarak değil, gerçekten bize
tanınacak fırsatlarla bunu yapabiliyoruz. Ama eşit koşullarda. Makul düzenlemeler yapılarak bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum.